Gel buraya. Şunu yapalım. Evet. Aşkımın bana hediyesi o. Haydi yapalım. Haydi yapalım. Ama biz bunu nasıl açacağız kanki? Bardağı kırma da. Ama sen bir şey al, ben yazacağım. Tamam. Sen ufacık bir şey yapabilirsin kendine. Tamam. Şimdi kupayı kalemle süsleyeceğiz, tamam. 15 dakika bekleyeceğiz. 160 derece normal fırını ısıtacağım. 25 dakika bekleteceğiz fırın içinde. Ne yapıyorsun Duygu abla? Yaz, üşüdük, sıcak sıcak bir şeyler yiyelim. Hamur mu yapıyorsun? Hı hı. Ne hamuru? Hamuru. Hamur. Alma. O ayrı alma. Sadece kalp yapalım onu. Altına bak şimdi bir dakika, sen bana bırak kurulusunu. Sen mimarsın, senin çizimin yazın güzel yani, değil mi? Yaz. Aynen oldu işte. Al sana sarı kalem. Bir dakika. Boyama ya içini. Küçük boyama. Küçük kalpler yapacağım etrafına. Böyle bir içi boş bir ya. Tane yap. Aynen öyle kalsın. Boyayayım mı, boyamayayım mı? Boyama. Şimdi ben sürekli sol elimi kullandığım için burası gözükmesi lazım. Evet. Aynı şey öbür sen tarafına da yaz. Hep mutlu olun. Şuraya. Zaten ağız tadıyla kavga edemiyorum. Sen ağız tadıyla kavga edemiyorsun. Sen kesiyorsun beni. Senin kavga edemediğin halin buysa kavga ettiğin hali merak ediyorum da onları da tadına doyum yani. Olmaz. Emin ol. Gördüm. Bir yap tadına doyum olmaz. Kavgadan zevk alan ilk insan. Bir şey söyleyeceğim. Evet, kavga da lazım. Allah. Bardağı pişireceğiz. Vış. Nasıl pişireceğiz? Şunu bir yap. Şunu sen anlıyorsun artık. Gel. Ne o? Ben açayım. Ben çek. Yaktık ama ısınmıyor. Bak kendi kendine sönüyor. Bırak o üstündeyken açılır. Yoksa tamam, açılmaz. Tamam biliyorum. Bebeğim evdeki de aynı da. Tamam. Bu çok şey. Ben ve Erdem için bir şarkı şey yaptım. Neymiş? Söyle bakalım. Olmazsan eğer evlenirseniz. Olmaz. Olmazsan olmaz. Benim hayır. Ya. Eğer evlenirlerse. Neymiş? Neşem yok anne. O düğüne gelmem. Ne gülümü takarım. Ne de göbek atarım. Neşem yok anne. Sen dün bir ağladın bir güldün yani ruh halin harbiden bozulmuştu. Çok şaşırdım ya. İşte benim sinirlerim bozulunca öyle oldu. Yani aynen çok ya. İlginçti. Ama sinirlerim bozulunca sen ama size de zehir oldu. Yok durmam sen benden olamam. Görüşürüm. Ben. Beni biliyorsun geri aldım atmam görüştürmedi. Yani. Hadi ya. Evet. Dikkat et diskalifiye dene olma. Dene istersen dene. Dikkat et diskalifiye olma. Sen ihtar alırsın ikimizin de iki tane olur eşitleniriz. Senin anladın? İki tane zaten. İkimiz benim de aynı tehlike olur. Senin iki tane benim bir tane. Seni nasıl kışkırtacağımı iyi biliyorum. Sana şut. Seni nasıl kışkırtacağımı iyi biliyorum. Beraber. Gerçi dün iyi kışkırttı. Sana şut Erdem, oluyor. Erdem seni ne biçim ağladın ama. Bak. Benim de öyle çağırdım. Bak. Ne oluyor biliyor musun? Sana şut oluyor. Hadi şutlasana beni. Ben burada kalıyorum. Bir dakika Erdem'in şut yaptığı gibi mi seni? Hani gül verdin ya ertesi gün geldi işte benimle ilgilendim söyledi falan. Erdem dedi bana biliyor musun? Ne dedi? Ben dedi bu küpeyi çıkarırsam dedi her şey yoluna girmiş demek dedi. Hmm. Sonra dedi R yaptı. Sonuç ne peki? R yaptı ama yaptı yani. Daha belli olmadı. Artık muhabbeti daha hiçbir yapma şey belli bence. Olmadı. Daha yapma hiçbir şey belli olmadı. Yani. Bak her zaman dediğim gibi. Bizi dans ederken izledin mi? Canım, bizi maç dans ederken dakika. İzledin mi? Sen bizi izledin mi? İzledin mi sen? Sen bizi izledin mi? İzledim, benim umurumda değil de. Siz beni izlediniz mi? Sen bizi izledin mi? Sen bizi oraya al, sen ayrısın zaten. Sen bizi izledin mi? Sen bizi izledin mi? Benim dansım danslarınıza benzemez sizin yani. Sizin dansınızla bizim dansımız arasında bayağı fark vardı. Senin umurundaydı ama benim değildi fark bu. Kız, hadi canım. Evet ya. Hadi canım. Ya. Karışma vakit. Sen Ayça ile Emre'nin arasına girmeye çalışırken de biz sana gülüyorduk. Anladın ama mı? Ama Ayça ile Emre yan yanayken gidip ben ha 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 diye gülmedim. Sonra ağlamadım. Heh. Öyle bir şey yapmadım. Oh. Sadece anladın benim sinirlerim hep bozuldu. Hep beni oradan çıkarmaya, hep vurmaya çalışıyorsunuz ama anlamsız. Hani sadece geçti, benim gitti. Sinirlerim geçmiş, bozuldu. Geçmiş, anladın geçmişte mı? Kalır. Senin geçmişin oh. De orada kaldı. Sadece benim sinirlerim mı? Bozuldu. Bu kadar İyi basit. Bozulsun, anladın devam mı? Devam et o zaman. Tamam. Bu kadar basit. Böyle yapmaya devam et. Onun sinirleri ama sizin huzurunuz bozuldu. Çok. Onun sadece yok biz gayet güldük. Aynen öyle. Senin huzurun nasıl bozuldu? Senin huzurun nasıl bayağı güldük. Bayağı güldük. Erdem de bana ne dedi biliyor musun? Buna dedi işte böyle gülerek cevaplar. Bak nasıl tıpış tıpış gidiyor dedi. Senin vaktinden çaldım canım anladın mı? Senin yo, vaktinden çaldım. Sen Emre'yi duvar, Erdem'i kendine yemek duvar yiyordu. Yapıyorsun sadece. Çünkü baş başayken halledemiyorsun bu işi. Hangi sizden üçünüzün oturup konuşacaktınız sakince? Yok gayet sakince. Hallediyorum. Buna nasıl oturup sakince konuşabiliriz ki? Hani baksana. Sen arkadaşınızı bozmazdınız bir erkek bak. İçin. Oturup heh. Konuşacaktınız. İşte sonradan çok zoruna gittiğini anladı. Kıvırdı böyle. Fena halde kıvırdı yani. Nasıl akır yarabbim.
dansöz gibi. Dans da edemiyor pek ama. Bak biz ondan kendini bahsediyoruz. Kendini tarif ediyor. Biz ondan bahsediyoruz aslında. Çak kankisi. Ay Mehtap. Niye kendi tartışabilir benimle? Tek bıraksana Melisa. Can sen gelip şu koltuğa sana da ki ben de yanınıza geldim hatta. Sonra oturur mu sana böyle yaslandım. Melisa da hala bir şey istiyorsan bana söyle dedi. Ve sen bitti dedin. Bizim yanımızda canım. Gerçekten bitmediyse söyle. Ne bu hırs mıydı? Kardeşim bak bitmediyse vallahi söyle. Böyle kendini bitmediyse niye kendini sinirlendirip geriyorsun ki? Ha, bitmediyse mücadeleni et. Ama hani mücadele kızıp de bu şekilde yıpratma. Mücadele olmuş bunu ama yanlış yapıyor. Kendini yıpratma yani. Bitmediyse delikanlı gibi bitmedi de ya. Bak sabah geldi yani. Yüzün gözün çok güzeldi. Hırsta birden düştü. Hırs de. Birden yoksa düştü yüzün hayır gözü. Da ben seviyorum. Bir sen şey savaşabilecek bir kızsın yani. Niye kendini böyle gerip sıkıntıya sokuyorsun? Yani kendini küçük düşürüyorsun şu şekilde yapmakla. Ve yapma. Ya küçük düşürecek bir şey yok arkadaşlar. Bu yani küçük düşürmek bunu böyle lanse etmeyin. Hayır çok yani onlar orada kalkıyor. Oturuyor yani ve sen sürekli onlara dün de hayır dün de mesela yani öyle değil mi? Sürekli yanlarına bak, gidip herkesin laf herkesin bir tarzı vardır tamam mı? Bunu bu şekilde lanse etmeniz hoş bir şey değil. Ama görünen o söylediğimiz biz de dışarıdan görüş açımızı bildiriyoruz sana. Biz de dışarıdan görüyoruz. Seyirciler de öyle görecektir. Ya kimin ne gördü benim gerçekten hiç umurumda değil biliyor musun Burçak? Hayatım hoşlanıyorsan mücadele söyle, et yanımdayız. Hoşlanıyorsun, hoşlanıyorsun yani. Anladın Melis mı? Sana kimse bir şey diyemez ki burada. Yani. Ben sadece yapılan yani. Hırs yaptım. Söylemle ben. Eylem birbirini tutmadığı için ona kızıyorum anladın mı? Ben gerçekten eylem yani Erdem'e gerçekten çok sinirliyim. Şu anda Erdem'e gerçekten çok sinirliyim. Ne yapmak istiyorsun? Bilmiyorum yani Erdem'e gerçekten çok sinirliyim. Cansel'e de sinirliyim. Erdem'e de sinirliyim. Ve ikisini de affedemiyorum yani. Birisi dostum, birisi görüştüğüm insan. Ben demiyorum burada hani benimle görüştü Cansel onunla görüşemez. Ben öyle bir şey demiyorum zaten. Ama ikisine sen de sinirliyim. Sen sadece her şeyi zorlaştırıyorsun tamam emin ol. Senin bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Tutmuyor yani. Ya gel buraya be ağlama. Şş. Tutmuyor Melis gerçekten. Yani buydu. Yapmamız gereken sabahtan beri. Çünkü bak gerçekten Cansel dün Melis'e dedi. Dün mü ne zaman? Ben hayır, bunun anlamasına kıyabilirim. Hani bak Melis bir şey istiyorsan bana söyle ben ona göre davranacağım dedi. Çıkmadan önce. Çıkmadan önce. Aynen çıkmadan da. Çocukla görüşme bana dedi. Bana söyle ben ona göre davranayım dedi tabii. Sana. Gerçekten söyledi kız. Ona sen de bitti istemiyorum dedin. Ben Melis'in Erdem'i kıskandığını düşünmüyorum. Aksine Erdem'in aşkına inanıp ondan sonra Erdem'in bu kadar çabuk vazgeçmesini birazcık hazmedemedi. Olay bundan ibaret bence. Neyse olur, sen yeter ki sen kız neyse olur.